Merhaba. Bilgi, donanım ve deneyimleriyle, sıra dışı meslekleri, sıra dışı hayatlarıyla ufkumuzu açacak değerli konukları davet ettiğimiz ÖRAV sohbetlerine hoş geldiniz. Bu yayında konuğumuz Magma ve Boğaziçi Caz Korosu ailesinin kurucusu, Dünya Koro Şampiyonası ve Dünya Koro Olimpiyatlarının altın madalyalı koro şefi ve aynı zamanda Dünya Koro Şefliği yarışmasının da İlk 12 finalistinden birisi olan değerli Masis Aram Gözbek. Halen Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve Magma Korolarının genel sanat yönetmenliği ve şefliğini yürüten Gözbek, aynı zamanda çeşitli sanatçılarla çalışmalarını devam ettiriyor. Yurt içi ve yurt dışında koro müziği konusunda atölyeler, söyleşiler ve konserler vermeye devam ediyor. Masis Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ceylan, çok mutluyum aranızda olduğum için. Bugün hoş bulduk. Biz de çok mutluyuz sizi ağırladığımız için. Hemen korodan başlayalım. Şimdi soruyu şöyle yönlendirmek istiyorum. Bir matematik öğrencisinden bir koro kurucusuna, koro şefliğine ve koronun da dünya koro şampiyonluğuna. Bu hikayeyi biraz açarak dinleyelim sizden. Evet, yani biraz ilginç bir hikaye gerçekten de. Çocukken, yani çok küçükken kimse hani böyle bir müzisyen olacak, işte koro şefi, besteci olacak diye düşünmüyormuş aklımda. Çünkü çok küçük yaşta, 2,5 yaşındayken okuma yazma öğrenmişim kendi kendime. O yüzden de hayaller hep işte geleceğin parlak bilim insanı tadında. Bir yandan da ama müzikle ufak tefek böyle ilgilenmeye başlamışım. Bir oyuncak böyle melodikayla duyduğum her şeyi çalmaya başladım. Ardından bunu fark edince bizimkiler bana ufak bir org alıyorlar. Orada bu sefer kendi kendime çalıyorum, ediyorum, ne duyuyorsam etrafımda. Bir yandan işte okul hayatı başlıyor. İşte okuma yazma bildiğim için sayılarla aram iyi vesaire. Bir tuhaf bir okul hayatı. İşte sınıf atlatmak istiyorlar. Annem diyor ki yok hani kendi yaşıtlarıyla okusun vesaire. Birkaç kere böyle girişimler devam ederken okul hayatım başlıyor. Aynı zamanda da 7 yaşında kilise korosunda şarkı söylemeye başlıyorum. Ki Türkiye'de çok sesli koro müziğini içselleştirebilmemdeki en büyük etkenlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Orada kendi kendime nota okumayı öğreniyorum. Bu sefer o işte minik nota okuma çalışmalarıyla yavaş yavaş hayatımıza giren internet vesilesiyle internetten notalar indiriyorum. Tabii o zamanlar çok daha zor böyle şeyler yani. Kargacık burgacık notaları işte yine böyle orta büyüklükte bir klavyede kendi kendime çalmaya çalışıyorum. Müzik böyle hayatımın bir köşesinde sessiz sakin ilerlerken ben bir sürü şeyle ilgilenmişim hep o dönem. İşte modern dans, halk oyunları, işte bilimum spor dalı okul takımlarında oynadım hep. Hep şunu hatırlıyorum yani okuldan gelirdim çantamı atardım kenara. Hemen işte yapacağım bir ödev bir şeyler varsa hızlı bir şekilde soluk almadan 15-20 dakikada onları bitirip kendimi dışarı atardım. Ya parkta top oynamaya giderdim ya da işte ne bileyim bilmem ne antrenmanına işte modern dans işte bilmem ne provasına şu ya bu ya vesaire derken böyle bir çocukluktan sonra işte lise zamanı geldi. Liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudum ki lise zamanımda mesela müzikten çok daha fazla yine tiyatro ön plandaydı hayatımda. Buradan Ali Kırkar hocamı da tekrar böyle sevgiyle anmak istiyorum, ona teşekkürlerimi iletiyorum. Hem lise zamanım boyunca hem liseden sonra da yine aynı topluluğumuzun mezun topluluğu olan bir grupla aslında neredeyse 5-6 sene tiyatroya devam ettim çok aktif bir şekilde. Bir yandan işte bir okul grubumuz vardı, bir orkestramız vardı. Onlarla işte lise arası festivallerde, yarışmalarda ödüller kazandık. Hatta Boğaziçi Üniversitesi ile ilk tanışmam da böyle bir vesileyledir. Battle of the Bands diye çok önemli bir amatör müzik grupları yarışması var. Radyo Boğaziçi'nin düzenlediği, işte zamanında Manga'nın, Gripi'nin böyle orada performans yapıp derece alıp meşhur oldukları bir yarışma. Biz de lise grubumuzla o yarışmaya katılmıştık. Finale kaldık kendi bestelerimizle. Hiç unutmuyorum soundcheck günü.
Bizi gören herkes böyle yanımıza gelip şaşkınlıkla bakıp işte başımızı okşayıp falan aferin çocuklar falan deyip geçiyorlardı. Sonra biz o yarışmada birinci olduk. Ve tabii ki inanılmaz bir his. Yani o his hala böyle burada şu an hissediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde öyle tanıştım ama ne okuyacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hep Boğaziçi hayali vardı. Dedim ki ne okusam beni keser. Yani çünkü üniversite eğitimi benim için her zaman yani o yaştan bu bilincin olması da çok ilginç. Çünkü hani hiçbir zaman böyle bir ekonomik rahatlık içinde falan olmadım. Hep kendi hayatımı kazanmam gerektiği bilinciyle yetiştim. Ama üniversite eğitimine hala da öyle yaklaşıyorum. Bizi ergenlikten genç yetişkinliğe doğru ulaştıracak. İşte evimizden uzaklaştığımız, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından bambaşka hayat görüşlerine sahip, bambaşka stillerde, farklı insanlarla tanışıp ufkumuzu, vizyonumuzu genişleteceğimiz ve aslında karakterimizi keşfedeceğimiz, potansiyelimizin sınırlarını keşfedeceğimiz bir aslında önemli bir alan yani hayatımızda. Dolayısıyla ne okusam bana zevk verir ve derinleşebilirim dedim. İki seçenek bıraktım önüme. Biri psikolojiydi, diğeri matematikti. Sayısal bölüm seçmiştim lisede zaten. Matematik kazandım, başladım okumaya. TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nda şarkı söylemeye başladım yine aynı zamanda 2005 yılı. Bir yandan da işte devam ediyor birçok böyle gruplarla çalıyorum, klavye çalıyorum, şarkı söylüyorum. Ve okulda da koroların olduğunu gördüm. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'yle tanıştım ve korolarıyla tanıştım. Zaten bizim Boğaziçi Caz Korosu hikayesi de aslında böyle başladı diyebilirim. Caz Korosu'nun o dönem oryantasyonda bir dinletisi vardı. Ona denk geldim ve çok hoşuma gitti. 15 kişilik ufak bir gruptu. Dedim ki ben de aralarına katılmak istiyorum. İşte sordum, soruşturdum. Seçmeleri varmış, öğrendim. İşte geçtim seçmeyi. Koroda şarkı söylemeye başladım. Bir yandan da çok böyle hafif bir İngilizce hazırlık yılı geçiriyorum. Yani ne kadar uzun okusam o kadar iyi anlayışıyla aslında muhtemelen üniversite eğitimime başladım ki zaten o anlayış doğrultusunda da aslında birazdan değineceğim üzere öğrencilik hayatım hala devam ediyor. Derken koroda 2 sene şarkı söylerken o zamanki şefimiz Cihan'ın asistanlığını yapıyordum zaten bir nevi. İşte o zamana kadar kendi kendime öğrendiğim müzik bilgisiyle diyelim deneyimiyle, nota okuma, işte enstrüman çalma deneyimiyle. 2 sene sonra 2007'de Cihan Amerika'ya gitmeye karar verince koroyu bana devretmek istedi. Ki müzik kulübünde zaten işte her şeyi öğrenciler yapar. Dolayısıyla koronun şefi de aslında bir öğrenci oluyor yine. Korodaki koristlerden biri oluyor. Mutlulukla kabul ettim tabii ki. Yalnız beyaz bir sayfa açmak istiyorum ben dedim. Yeni baştan herkese bir seçme yapmak istiyorum. Bir yandan da matematik başlamış. Matematik eğitimim yani akademik hayatım başladı. Ama derslere gitmiyorum. İşte sınavlardan bir gün önce haberim oluyor. Bir yerde konserim var sabahında gelip sınava giriyorum vesaire turneler şu bu vesaire derken baktım ki hayatımın büyük bir kısmını müzik kaplamaya başladı. Geri kalan bütün uğraşları eledim müzik kaldı yalnız başına. Ve ben öyle bir dönemde aslında bir yandan da koro şefliğine adım atmış oldum. Yani yeni baştan bir seçme yaptı. 9 kişi ben dahil küçük bir akapella grup formatında ben bir grupla çalışmaya başladım. İşte tiyatro zamanlarından aldığım bir grupla çalışma deneyimi, küçük böyle hani eğitmenlik deneyimleri vesaire onların hepsini orada aslında daha önceki bütün ilgilendiğim disiplinlerle ilgili bütün deneyimlerimi kullandığım bir alan açıldı bana. İşte kendimi kaptırdım. İnternetten işte araştırıp bulabildiğim her şeyi izleyip, inceleyip bu iş nasıl yapılıyor, dünyada bu işte en nitelikli şekilde nasıl sürdürülüyor vesaire diye kendimi bu deryanın içine bıraktım diyeyim. Derken ilk yılımızda biz büyük bir atılım yaparak, büyük bir ciddiyet dediğim yani küçüklüğümden bir huyumdur bu benim. Yaptığım her şeyi layıkıyla yapmak bana hep zevk vermiştir. O yüzden bu da tabii ki öyle oldu. Ve ilk yılımızda birçok üniversiteden davetler almaya başladık. İstanbul dışı birçok farklı şehirden. Yurt dışında birçok önemli festival yarışmalar araştırıp çok önemli bir tanesinde akapella yarışması da Avusturya'da. 2 gümüş diploma kazandık. Ya yani ki o zaman işte ben 19 yaşındayım ya da 20 yaşındayım diyeyim. Derken bu işin içine kendimi kaptırdım. Ondan sonra tabii her yıl bambaşka şeyler. Kadro gittikçe genişledi. Büyük zorluklarla işte Çin'e gittik 2010 yılında. İki üçüncülük bir ikincilik ödülü kazandık. Sonra sonraki sene Avusturya'ya Dünya Koro Şampiyonası'na katıldık. Tam o dönemler üniversiteyle sıkıntılar yaşadık maalesef ve tam şampiyonaya gitmeden önce üniversiteyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Ve çok zorlu bir ay sonrasında o şampiyonaya gidebildik kendi imkanlarımızla.
ve iki dünya şampiyonluğu kazandık. Ardından bambaşka bir yolculuk tabii ki. 2011 itibariyle artık üniversiteyle yollarını ayırmış, bağımsız bir topluluk olarak yolumuza devam ettik. Bu arada tabii ki ben bu okulla alakalı matematik ve müzikle alakalı sorgulamalarım beni 2008 yılında müzik okuma kararını almaya itti ve ben 2008'de Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü bıraktım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kompozisyon yani bestecilik okumaya başladım. Orayı da bir yıl sonra bırakıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon okumaya başladım. Ardından bir yıl sonra bir ara verdim. Çünkü gitgide kendimi koro müziğine kaptırdığım için o çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ve ben derslere katılamıyorum yine. Aynı şeyi yaşıyorum aslında. Dedim ki ben bir ara vereyim. 2010'da akademik hayatım durdu. Koro hayatım gitgide yoğunlaşmaya başladı. Dünya şampiyonluğu ardından işte Amerika, Macaristan, İtalya'da çok önemli festival ve yarışmalarda birincilikler, altın madalyalar. Ve tabii ki o arada inanılmaz bir borç hikayemiz, 100 bin euroluk bir borcun altına bir anlamda 23 yaşında bir genç olarak tek başıma imza attığım bir dönemdir. 5 yıl sonra o büyük zorluklarla o borcu kapatabildik. Yani aslında finans sıkıntılarıyla mücadele ederek bir yandan da Türkiye'de koro müziğini inanılmaz böyle bir güç ve aşkla yaymaya çalışarak ve aslında kendi dinleyicimizi, kendi seyircimizi o 2011'deki Metro videosuyla başlayarak oluşturduğumuz ve ardından işte dünyanın en prestijli festivallerinden davet aldığımız, en önemli yarışmalarda çok önemli başarılar kazandığımız Türkiye'nin, Anadolu'nun müziğini, kültürünü tüm dünyaya gururla tanıttığımız, aynı zamanda da işte koro müziğinin mucizesini tüm Türkiye'ye büyük bir tutkuyla yaymaya devam ettiğimiz bir serüven. Yani başlamış oldu benim aslında matematiği bırakmam, okulda işte koronun başına geçmemle ve 2011'de artık bağımsızlığını kazanmasıyla topluluğun. Yani çok fazla önemli şey var. Onların hepsine girmeyeceğim ama şöyle bir çok kısa bugünümüze gelmek istiyorum. 2014'te Boğaziçi Gençlik Korosu'nu kurduk. Ki Boğaziçi Gençlik Korosu 5. yılında Ohri'de, Makedonya'da çok köklü bir koro yarışmasında festivalin büyük ödülü yani Grand Prix dahil 3 ödülle ilk yurt dışı deneyiminde bize inanılmaz bir gurur yaşattı. 2016'da Magma topluluğunu kurduk. İçinden korolar doğdu. Bugün yaklaşık şu an 800'e yakın yaşları 14 ile 65 yaş arası yani 14 ile 65 arası değişen amatör aktif koro şarkıcısı bulunan bir yandan belki yolu buradan geçmiş 3000'den fazla tüm Türkiye'de hatta artık dünyada yine koro müziği sever, müzik sever diyeyim amatör koro şarkıcısı bulunan desteklediği üniversite korolarıyla Kültürlerin Sesi gibi bir proje vesilesiyle kurulmasına öncülük ettiği 5 farklı ilde 5 farklı dilde şarkı söyleyen korolarıyla ve tabii ki aslında yani milyonlarca kişiye hem Türkiye'de hem de tüm dünyada umut olmaya, ilham olmaya devam eden kocaman bir aile olduk. Onun adına da Magma ve Boğaziçi Caz Korosu ailesi dedik. Ne mutlu bize ki belki 10-11 yıl öncesine kadar Türkiye'de koro müziği denince sokağa çıktığınız zaman belki 10 kişiden 9'u hani kelimenin anlamını bile tam olarak bilmezken şimdi çok sesli koro müziği inanılmaz bir noktaya geldi. Ve bunda da gerçekten 2011'deki Metro videosuyla başlayan da demek istemiyorum çünkü yani onun öncesinde de müthiş bir adanmışlık var ve tabii yani bizden çok daha önce koro müziğine hayatlarını adamış bugün aramızda olan ya da olmayan kaybettiğimiz çok önemli hocalarımız, koro şeflerimiz, eğitmenlerimiz, bestecilerimiz var. Onların aslında getirdiği bir geleneği biz biraz daha halka yaymakta etkili olduk diyebilirim rahatlıkla. O da tabii ki gurur verici bir şey. Biz olmasaydık bu muhtemelen başka bir topluluk olacaktı. Arkadaşlarımız olacaktı. Bu camia aslında hep böyle birbirine çok yakın olan ve birbirinin yaptığı işleri destekleyen ve birlikte büyüyen bir toplum diyeyim. Koro severler ailesi. Ama tabii ki böyle bir şeye vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz. Yani şimdi 11 yıl öncesine göre, 2011 zamanına göre düşününce Türkiye'de koro müziği deyince birçok kişi zaten ilk Boğaziçi Caz Korosu'nu gösteriyor. Ne mutlu bizlere. Ve işte koro müziği konserleri seyircilerle dolup taşıyor.
Türkiye'nin her yerinde yeni korolar kuruluyor. Her gün üniversitelerde, okullarda yeni çalışmalar yapılıyor ki bunlardan haberler bize 10 yıldır sürekli geliyor. Bu da bizi ayrıca duygulandırıyor. Kocaman bir aile olduk, öyle söyleyeyim. Ve daha tabii birçok şey. Bu arada kendime devam edecek olursam da o ara verdiğim eğitimime 2013'te yine böyle bir geri dönme teşebbüsüm oldu. Maestro Antonio Pirolli, çok önemli bir İtalyan şef, Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan. Onun okula gelmesini öğrenince Mimar Sinan'a, ben dedim ki bu benim için belki bir vesile olur, orkestra şefliği bu sefer dalına geçiş yaparım. Gerçekten de öyle oldu. Başladım tek kabul edilen öğrenci olarak. Ama sonrasında bir sömestr dayanabildim. Koronun yoğunluğu tabii çok daha fazlaydı 3-4 yıl öncesine göre. O orada kaldı. Benim için uzun zaman boyunca aslında okul askıda duruyordu. Hatta muhtemelen benim için defter kapanmıştı diyeyim. Ama pandemi benim okula geri dönmeme, son denememi yapmama bir vesile oldu. Geçen yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki orkestra şefliği lisans eğitimime ben yeniden bir dönüş yaptım ve şu an hala öğrenciyim. Buradan olur da bu programı izleyecek hocalarım da olursa onlara sevgilerimi, saygılarımı, yani bazıları da arkadaşım olan artık hocalarıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir yandan tabii okul hayatım çok, yani hani ilginç geliyor tabii kulağa, ama devam ederken son 4-5 yıldır da özellikle dünyanın en prestijli platformlarında, festivallerinde, yarışmalarda jüri üyesi olarak artık Türkiye'yi temsil etmekten de gurur duyuyorum. Aynı zamanda da birçok önemli koroyla konuk şef olarak çalışıyorum farklı yerlerde. Hatta çok güzel bir sürpriz de var Eylül'de İtalya'da. Onu da burada böyle sadece minik bir dokunarak paylaşmış olayım. Detaylar daha sonraki aylarda gelir. Böyle yani, konuşmaya devam edersem çok konuşurum Ceylan. Ben bu kadarla bitireyim bence. Çok keyifli anlatıyorsunuz. Bir kere dinlerken bile o tutkuyu hissedebiliyoruz. Yani şimdi 10 senelik, 12 senelik bir hikayeyi 10 dakikaya sıkıştırır mısınız Masis Bey? Haksızlık, ama biz de her izlediğimizde, her haberlerini duyduğumuzda hem umut doluyoruz hem gurur duyuyoruz. Büyük bir başarı. Biraz buradan bu başarının arka planına da gelmek istiyorum. Yani şimdi burada bir büyük bir takım var. Bu takımın oyuncuları, korist arkadaşlarımız. Bu takımın bir lideri var, koro şefi. Bu başarının gelmesi adına, hem takımdaşlık adına, hem şeflik adına, liderlik adına şu özellikler olmazsa bu olmazdı diyebileceğiniz, yani bir takımdaşın ve bir liderin biraz özelliklerini, sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, çok güzel söylediniz. Çünkü zaten aslında bütün bu başarıların altındaki en büyük şey bu. Yani bu o ruhu yaratabilmek, korumak ve dengede tutabilmek ve tabii ki yani bunun büyük bir sistematiği var aslında. Yani hem teknik olarak, yani işin müzik eğitimi, müzikal formasyon ve oradaki yani müzikalite arayışı, mükemmeliyet arayışı ayrı bir şey. Bir yandan da aslında bizler özellikle zaten her birimiz insanlar olarak yani hisleriyle yaşayan varlıklarız. Yaptığımız her işte az veya çok duygularımız mutlaka aktif. Yani onlar olmadan hayat yok. Hatta günümüzde bence çok daha önem kazandı artık. Yani işte teknoloji çok ilerledi, çok daha ilerleyecek. Yapay zekadan bahsediyoruz, zaten artık hayatımıza girdi. Dolayısıyla aslında hep farkında olmamız gereken şey. Yani bizler hisleri olan ve onlarla aslında yaşayan ve belki de hani farkını da onlarla ortaya koyan varlıklarız. Yani bunu hiç unutmamak lazım ki koro müziği yaparken zaten bu çok çok daha ön plana çıkıyor. Çünkü sesinizi kullanıyorsunuz ve sadece özellikle eşliksiz koro müziği yapıyorsanız, yani akapella diye tabir ettiğimiz, sadece sesiniz var. Ve Gökçen Koray hocamın TRT Gençlik Korosu da benim şefim, çok değerli bir koro şefi Türkiye'de. Gökçen hocamın bir sözü vardı. Bir provada söylemişti. Yani arkadaşlar demişti, yavrum niye çekiniyorsunuz? İşte sesiniz demişti, sizsiniz. O her birinizin sesi özel. Sesiniz sizin bütün hissettiklerinizi, karakterinizi yansıtır. O yüzden hepinizin sesi çok güzel demişti. Ben bunu hep söylerim yani. Dolayısıyla çok hassas bir çizgi var aslında. Yani özellikle koro müziği icra ederken hem bu sizin hedefleriniz arttıkça aslında daha da hassaslaşıyor. Yani
hedefiniz yükseldikçe, mükemmeliyet isteğiniz, arayışınız derinleştikçe aslında o dengeyi kurmak çok daha zorlaşıyor. İşte bir takım oyuncusu olmak, işte liderlik durumu, liderle o takım oyuncusunun aslında aynı takımın bir parçası olduğu gerçeğinin hep akılda kalmasının önemi gibi şeyler. Yani bir koro şefi olmak ve bir takım lideri olmak bence tabii ki işin teknik kısımları, müthiş bir müzik duyumu, müzik bilgisi, deneyimi, sezgisi, aynı zamanda farklı disiplinlerle ilgisi diyeyim, olması gereğinin yanında çok müthiş bir sosyal hakimiyet de gerektiriyor. 40 kişilik bir topluluksunuz diyelim ki. Yani düşünün işte şöyle bir hiçbir şey olmadı bugüne kadar. İşte şunu yapıyoruz, işte şu renkte bir şey işte tasarlandı, şöyle bir kostümümüz olacak. Herkes o muhteşem, en doğrusu bu vesaire gibi bir şey hiçbir zaman olmadı. Yani orada 40 kişilik bir toplum var ve bambaşka renkler var. Ve amaç orada o farklı renklerden müthiş hem renklerin canlılığını da koruyarak ama aynı zamanda da bir araya getirip en güzel harmanı yaratmak. Zaten işin yani en büyük sanatsal kısmı bu bence. En zor kısmı da. Dolayısıyla orada siz hayır bu böyledir, bu tamamdır dediğiniz anda o renkler solmaya başlıyor. Ya da işte üslubunuzda, söyleminizde olmaması gereken bir sertlik, bir köşe olduğu zaman, zaman zaman gerekiyor ama her zaman değil. Bu olduğu zaman o renkler solmaya başlıyor. O renkleri soldurmadan ama aynı zamanda da bireysel parlaklıkları değil ama yani bir araya gelerek çok daha parlak bir şey oluşturabilecekleri zemini hazırlamak, bu noktada o dengeyi yakalamak çok önemli. Orada da gerçekten işte herkesin fikrini almak, işte yani herkesin bir kere bir birey olarak görüşünün, işte hissinin, fikrinin değerli olduğunu hissetmesi, herkesin o takımın gerçekten eşsiz bir parçası oluşunu hissetmesi, bilmesi, öyle zaten de onu yani hissettirebilmek çok önemli. Zaten onu öyle görmeyen biri bir şef ya da bir lider olamaz. Yani takımın her bir üyesi çok değerlidir. Ve aslında kendisi de o takımın bir üyesidir. Yani birinden bir fazla, birinden bir eksik değil. Herkesin görevleri var sadece. Grubun içerisinde de farklı görevi olan insanlar olabiliyor. Grup şefleri olabiliyor vesaire. Önemli olan şey şu. Her birimizin orada aynı amaç için bir arada oluşumuzun hep bilinmesi. Ve bunu, bu hissin hep canlı tutulması. Ve ortak amaç, ortak hedef bir ortak amaç için, ortak hedef için herkesin aynı nehirde, aynı yöne doğru beraber aslında yüzmesi, akması. Bunun için de tabii ki dediğim gibi yani bir koro şefinin gerçekten bir kere çok iyi insani özelliklere ihtiyacı var. Bir kere çok açık olmak gerekiyor. Yani siz kendinizi eğer bir şekilde herhangi bir huzursuzluğunuz, rahatsızlığınız, kendinizde saklamak zorunda hissettiğiniz bir şey olduğunda hani böyle kapatırsanız kimse size dahil olamaz. Yani koro şefinin sahip olması gereken belki de en önemli özellik. Açık, yani şuranın açık olması lazım ve insanlara şunu söyleyebilmesi lazım. Gelin beraber müzik yapacağız. Şimdi hep birlikte müzik yapacağız. Gelin bana katılın. Yani benim arkamdan gelin, beni takip edin, benim dediğimi yapın değil. Birlikte yapacağız bunu, gelin ben davet ediyorum. Ve herkesin de birbirine böyle olması gerekiyor tabii ki. Dolayısıyla hem sizle takımın diğer üyeleri arasında hem de üyelerin birbirlerinin arasında bu açıklığı, bu şeffaf ortamı, bu davetkarlığı diyeyim sağlamak çok çok önemli. Dürüst olmalı tabii ki, içtenlik en önemli şey. Yani bunlar hep fark ediliyor ve çok ilginçtir. Yani şu an etrafta görebileceğimiz birçok sanat topluluğunda aslında mesela bende çok keskin bir ayrım olabiliyor. İçtenlik var, yok. İçtenliğin olmadığı yerde müzik çıkmıyor ortaya zaten. Yani bu duyuluyor. Ama Boğaziçi Jazz Korosu bir yerde, dünyanın çok işte ilginç bir yerinde, Çin'de veya işte Amerika'nın bir eyaletinde bir yerde ya da Avrupa'nın herhangi bir şehrinde şarkı söylediği zaman aynı etkiyi her zaman yaratıyor. Çok ilginçtir. Farklı kadrolar da olsa. Boğaziçi Gençlik Korosu olabilir ya da. Ve ilk gelen geri bildirim bize şöyle oluyor. Dünyanın nasıl diyeyim, en
iyi, işte en nitelikli, en kaliteli 9-10 topluluğunun işte seçildiği bir dünyanın zirvesi olarak nitelendirilen Polifolia Festivali'nde mesela 2014'te Fransa'da bizden çok daha profesyonel topluluklar var. Ama geliyor biri mesela diyor ki, yani bir koro müziği uzmanından bahsediyorum, davetli VIP davetlerden biri. Ya 10 yıldır ben bu festivale her 2 yılda bir gelirim. Her edisyonunda vardım. En aklımda kalan 2 tane koro oldu bu 10 yıl boyunca. Bir tanesi, o da Fransa'dan Microcosmos diye bir koro. Bir tanesi de sizsiniz. Ve bütün konser biletlerimi sizi izledikten sonra hepsini değiştirdim. Buraya geldikten sonra, sizi gördükten sonra sizin bütün konserlerinizi, haftada 6-7 konser veriyorduk orada, sizin konserlerinizi izleyeceğim. Ya da işte deniyor ki işte sahneden müthiş bir enerji yayılıyor. Müthiş bir dinamizm, müthiş bir ışık, sıcaklık yayılıyor. Ya bu biz mükemmel şarkı söylediğimiz için değil. Ama işte o bahsettiğim dinamikleri canlı tutabildiğimiz için, içtenlik olduğu için, onun getirdiği renklilik, onun getirdiği sıcaklık, onun sonucunda erişebildiğimiz dinamizm, enerji, tutku, birbirimize ve işte müzik yapmaya duyduğumuz sevgi, birlikte bir şey yapmaya duyduğumuz aşk, ve tabii ki bunlar sadece böyle hani hissederek, söyleyerek vesaire değil, bunlar da belli sistematiklerle aslında gruplarda canlandırılıyor. Ve ben hangi grupla çalışırsam çalışayım, mesela ilk zamanlarda belki %10, %20 şarkı söyleyerek %80 mesela bunları açığa çıkarabileceğimiz işte tanışma oyunlarıyla başlarız. Ki çoğu benim tiyatro zamanlarımdan bana kalan mirastır ve benim ilerlettiğim, geliştirdiğim, çeşitlendirdiğim diyeyim. İşte konsantrasyon oyunları, işte grup enerjisi işte oluşturacak oyunlar, birçok şeyle aslında bütün bunları açığa çıkarma çalışmaları yaparız. Onun sonunda da böyle bir şeye erişiriz ama o saydığım şeyler olmazsa olmaz. Yani aynı yöne doğru bakan, aynı şey uğruna, aynı hedef için mücadele etmeye hazır ve sert bir ruh değil bu tabii ki. Derin bir aşk diyeyim, tutku diyeyim. Ve dolayısıyla yani bu uğurda bütün fedakarlığını ortaya koymaya hazır, inanmış, inanç çok önemli bir ekip hem oluşturmak ve ondan sonra da onu devam ettirmek ve bunu yaparken de sadece işte ah biz çok birbirimizi seviyoruz işte sevgi pıtırcıklarıyız falan değil, gerçekten de çok ciddi çarpışmaların olduğu, bir nota için belki bir saat orada tartışmaların yaşandığı, hani tartışmaktan işte ne bileyim gerilmekten, stres olmaktan, hani böyle biraz sivrilmekten de asla kaçılmayan ama bir saniye sonrasında minicik bir sözle de kahkahaya boğulabilecek zenginliğe ve derinliğe sahip bir ortam yaratmak. Bu da biraz deneyimle tabii ki oluyor ama insani değerler her şeyin başında geliyor. Koro ya da bir topluluk liderini yansıtır diye bir şey söylerler. Yani bu sözü çok duydum ve ben bunu yıllardır görüyorum. Hem kendi ekiplerimizde hem de birçok farklı toplulukta. O yüzden koro şefi olmak gerçekten büyük bir fedakarlık, sorumluluk ama tabii aynı zamanda da büyük bir keyif. Birçok şeyin aslında aynı anda yaşandığı, sürekli onların içerisinde kendinizi bir dengeye koymak durumunda olduğunuz ve işte milyonlara da şarkı söyletebileceğiniz güzel bir meslek. Benim için de bir meslek oldu yani, öyle değil ama öyle oldu. O yüzden bunu da böyle özetleyeyim. Süper. Aslında siz bunları anlatırken yani hem ilk sorudaki cevaplar hem bu kafamda örtüştü. Bir video var, sizin paylaştığınız bir video. Bu video hem koronun başarısını hem de aynı zamanda o topluluk olma, takım olma duygularını ben her seyrettiğimde hem çok gurur duyuyorum Türkiye adına da hem de umut doluyorum bu takım olmak ve bir topluluk olmak adına. Müsaadenizle bu noktada o videoyu kısacık paylaşmak istiyorum. Tabii. Size gelin artık. Yarın yarışma var. İki gün sonra yarışma var. Kola, fanta içmek yasak. Çikolata yemek yasak. Kola, fanta içmek yasak. Mineral su içmek yasak. Buralar böyle. Bayağı bir şey yapayım. World Champion in Category Musical Contemporanea. Ugasachi, Jess.
Süper. Bu videoyu her seyrettiğimde hakikaten ben de tekrar tekrar ilham alıyorum ve umut doluyorum. Hem size hem bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Son olarak size şunu da danışmak istiyorum. Hepimiz işte ebeveynler, öğretmenler, çocuklarımızın, gençlerin sanata, müziğe yönelmesinin ne kadar önemli olduğunu, bunun gelişimde nasıl olumlu bir katkısı olduğunu konuşuyoruz. Ben de hazır sizi yakalamışken, Türkiye'de koro müziğini artık böyle popüler bilinen bir sanat dalına çevirmişken koro müziği üzerinden sorayım bu soruyu. Bir çocuğu koro müziğine yönlendirebilir miyiz? Teşvik edebilir miyiz? Bunun artıları genel sanat müzik perspektifinin dışında bunun ekstra sizin düşünceleriniz nedir artıları yönünde? Kesinlikle, yani bizi izleyen işte veliler, anne babalar varsa lütfen şimdi hemen bu videonun ardından, söyleşinin ardından kendi semtlerinde bir internette bir çocuk korosu diye bir şey yazıp lütfen arayıp böyle bir bakınmalarını çok rica ediyorum. Ve bir işte şimdi bu dönemde tabii çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı bilmiyorum ama mutlaka yavaş yavaş başlayacak artık bazı şeyler umuyoruz. Bir çocuk korosunun hemen mutlaka iletişimini bulup iletişime geçip onlarla belki bir provalarında misafir olarak ya da işte seçmeleri varsa ya da çağrıları varsa böyle bir teşebbüste bulunarak mutlaka onlardan bir tanesi bir provasını ziyaret etmelerini canı gönülden diliyorum. Çünkü bu o kadar önemli ki bir toplumun renklerinin açığa çıkması, bir toplumun aslında karakterinin belirlenmesinde o kadar ayırıcı bir şey ki biz bunu dünyanın farklı şehirlerini işte bu festivaller, yarışmalar vesilesiyle hep gezdiğimizde toplumun her kesiminden insanlar da gördük. Yani Avrupa'da, Amerika'da işte mesela bir Avrupa'nın önemli bir şehrinde diyeyim, işte o şehrin belediye reisi diyeyim, bizi işte kendi böyle işte yerinde ağırlıyor. Biz bir şey söylüyoruz mesela hani jest olsun diye hemen bize katılıyor söylüyor. Aa diyoruz işte nereden biliyorsunuz? Ben de işte diyor gençliğimde koroda söylemiştim ya da çocukken ben bunu koroda öğrenmiştim. Ve ondan sonra hep şunu düşünmüşüzdür. Yani sonra bakıyorsunuz diyaloglarınıza işte o şehirdeki yaşantıya bakıyorsunuz. Zaten o şehri ve o topluluğu işte yöneten o topluluğun lideri bir korodan yetişmişse onun farkını hemen anlıyorsunuz. Dolayısıyla nedir bu fark? Yani bir çocuğun koroda şarkı söyleyerek yetişmesi ne demek? Ne anlama geliyor? Bu bir toplumda nelere vesile oluyor? Aslında biz koro müziği yaparken hep hayalini kurduğumuz huzur, barış içinde hep birlikte yaşama fikrini %100 ve en kuvvetli şekilde deneyimliyoruz ve öğreniyoruz. İşte nedir bu? Birbirimize daha anlayışlı olmak, birbirimizi dinlemek, biraz daha az konuşmak, birbirimizi dolayısıyla daha iyi anlamak, farklılıklarımızı bir dezavantaj değil, birer zenginlik olarak görmeyi öğrenmek ve o harmandan keyif almayı öğrenmek, dayanışmak, yardımlaşmak, birlikte iş yapmanın keyfini yaşamak. Tek başımıza değil de aslında hep bir arada olduğumuz zaman farklı görüşlerimiz olsa da bir araya gelebildiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu ve o tek bir vücut olarak çıkardığımız sesin ne kadar anlamlı olduğunu, dolayısıyla birlikte yaşamanın güzelliğini ve bunun için yani kavgalara, anlaşmazlıklara gerek kalmadan kendi aramızdaki sorunların aslında ne kadar yumuşakça ve iyi iletişimle çözülebileceğini, dolayısıyla işte az önce söylediğim gibi barış içinde nasıl birlikte yaşayacağımızı öğreniyoruz. Yani barış dolu bir toplum diyoruz işte. Barış ve kardeşlik dolu bir toplum hayali. Bu hayalin bence en kuvvetli anahtarı koro müziği. Ve bunu biz ne kadar genç yaşta, ne kadar küçük yaşta bünyemize alırsak, ne kadar küçük yaşta, ne kadar erken yaşta bu değerlerle yoğrulmaya başlarsak ve bunun hazzına, çünkü insan bir şeyi yaşarken hani hoşuna giderse, ondan zevk alırsa onu çok daha istekle devam ettirir ve aslında çok daha kalıcı olur, değil mi? Yani
Burada bütün öğretmen, eğitmen arkadaşlarım bu dediğim şeyi çok iyi anlıyorlar yani. Bir dersi işte sevmek ya da bir şeyi hayatına, bünyene almak için onu gerçekten yani önce hoşuna gitmesi, ilgini çekmesi lazım. Dolayısıyla aslında biz bu şeyleri, değerleri sonradan kitap bilgileriyle çocukların, gençlerin önüne getirmek yerine onları aslında birer koroya dahil etsek veya okullarda veya işte eğitim aldıkları yerlerde veya mahallelerde küçük topluluklar, işte korolar ve onlarla onların da bir araya gelebileceği etkinlikler tasarlayacak ve bunu bir şekilde önceleyecek bir sisteme kavuşursak aslında ülkece yani şu an zorluk yaşadığımız ve sıkıntısını çektiğimiz birçok şeyi aslında fark etmeden aşmış olacağız. Dolayısıyla o yüzden evet, koro müziği ki Avrupa'nın birçok ülkesinde okullarda birinci sınıftan başlayarak koro dersleri var. Yani bizim 20-25 yaşında koroda söylediğimiz birçok eseri ben Almanya'da bir kitapçıda işte koro dersi kitabında, ikinci sınıf, üçüncü sınıf kitabında karşılaştım bilirim yıllar önce. Dolayısıyla gerçekten çok zor olarak, çok imkansız olarak görülen, gördüğümüz ya da belki öyle görmeyi daha kolay bulduğumuz sorunların çözümleri aslında çok daha basit. O yüzden de dileğimiz ve heyecanımız Türkiye'de koroların sayısının daha da artması, koro müziğinin çok daha yaygınlaşması. Biz bunu elimizden geldiğince yapıyoruz. Hem kendi topluluğumuzla hem de aslında birçok kardeş topluluğumuzla ve koro müziğine kendini adamış her yaştan tüm koro severler olarak Türkiye'ye bunu yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve çocuk koroları ve korolarda şarkı söyleyerek yetişen nesillerin çoğalması ve ardından o nesillerin oluşturduğu toplumların sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aslında bugün olduğu gibi maalesef savaşlardan, kavgalardan değil, aşktan, sevgiden, barıştan ve kardeşlikten bahsedeceği bir topluma kavuşma hayalimiz umarım gerçek olur. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben de umuyorum ki bu sohbetimiz de aslında koro müziğinin daha da yaygınlaşmasına, izleyenler tarafından da bu anlamda desteklenmesine katkı sunar. Barış dolu bir gelecek için diyorum. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sizi tekrar ağırlamak umuduyla diyor ve iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Örav ailesine çok teşekkürler ve sevgiler tekrar. Hoşçakalın.